Merhaba arkadaşlar. Bugün size Milyoner Oyunu'nun tarihinden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere ilk videoda sizlere Monopoly'den bahsetmiştim. Ama Milyoner'in de en az onun kadar eğlenceli, ilginç bir tarihi var. Şimdi Milyoner'in tarihi arkadaşlar 16. yüzyıla kadar gidiyor. 16. yüzyılda aslında satranç diye bildiğimiz oyun yaklaşık 1000 yıllık. Tavla birkaç bin yıllık. Dolayısıyla bazı oyunlar var. Mesela zar icat edilmiş vaziyette. Zar aslında antik Yunan'da icat edildi. Uyluk kemiğinden yapılmıştır uzun süre. Uyluk kemiğinin kullanılmasının sebebi de olasılıksal olarak çok iyi bir normal dağılma sahip olmasıdır. Yani bir atarsınız, üç atarsınız bunların gelme olasılıkları birbirine çok yakındır. İşte zar vardı elimizde. İşte piyon olarak böyle bir takım sikkeleri, paraları falan kullanıyordu insanlar. Board vardı. Zaten satranç aslında bir board oyunudur. Bir kutu oyunu olarak tanımladığımız şeylerden biridir bizim. Ama onun dışında, bunlara benzeyen oyunların dışında bir de aslında günümüz milyonerinin atası olabilecek bir oyun vardı. Bunun ismi de kaz oyunu olarak geçiyordu. Şimdi kaz oyunu denilen oyunda bir board'un üzerinde çeşitli kareler vardı. Siz zar atıyordunuz ve bu zarlardan büyük atan daima o karelerin üzerinde daha fazla ilerleyerek oyunu birinci bitiren oyunu kazanıyordu. Bu arada bazı karelerin üzerinde 3 hane geri git, 5 hane ileri git gibisinden bazı olaylar vardı. Günümüze bunun bazı örnekleri ulaştı. Belki en bilinen, en yaygın örneği de Kızma Birader denebilir. Kızma Birader aslında bu kadar karmaşık bile değil. Yalnızca zar atıyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Önce bitiren kazanıyor. Ama yine de günümüzde çok bilinen, popüler örneklerden bir tanesi. Şimdi 16. yüzyılda kaz oyunu gibi bir oyun var dedik. Bu oyun daha çok tabii ki aristokrat ailelerinde, görece zengin olan ailelerde, bu ailelerin çocuklarında bilinen ve oynanan bir oyun. Şimdi daha sonra 1800'de İngiltere'de George Fox isimli biri bu kaz oyunu denilen oyuna Hristiyanlık teması ekliyor. Ve oyunun ismini The Mansion of Happiness olarak koyuyor. Yani mutluluk köşkü. Şimdi bu kişi aslında bir din adamı değil. Aslında bir yazar. Çocuk kitapları yazan bir yazar. Bu oyunun üzerinde yine numaralar var. Yine haneler var. Bu haneler üzerinde ilerleniyor. Ve yine ileri gitme, geri gitme gibi şeyler var. Bu arada Hristiyanlıkla ilgili bir takım bilgilerin sınanması yapılıyor. Ahlaki bir takım değerlerin sınanması yapılıyor. Şimdi bu arada çok ilginç bir şey var. Oyunda zar yok. Çünkü zar daha ziyade kumarla özdeşleştirilen bir şey. Kumarın tarihi de biliyorsunuz çok çok uzun. Yine binlerce yıldır kumar var dünyada. Bunun yerine oyunda bir topaç var. Topaçı döndürüyorsunuz. İşte böyle sanki feleğin çarkını döndürüyormuşsunuz gibi. Ona göre siz zar değerlerini elde ediyorsunuz. Bunun dışında da bir de şunu söylemek lazım. Yani bunun aslında İngiltere'de çıkması da birazcık normal. Çünkü İngiltere'de o dönem bir pragmatik protestanlık türü olan Anglikanlık var. Yani İngiltere'nin mezhebi bu. Dolayısıyla da hani böyle bu tür şeylere, böyle pratik şeylere dinin öğretilmesi konusunda daha fazla açık. Katolik dünyasından daha açık bir mezhep. Dolayısıyla hani böyle şeylerin İngiltere'de çıkması da birazcık aslında normal. Şimdi bu oyun 1843'te Amerika'ya da ulaşıyor. Önce Ives isminde bir firma tarafından basılıyor. Ama daha sonra bahsettiğimiz, birinci videoda da bahsettiğimiz Parker firmasının ilk kitlesel olarak bastığı oyun unvanına sahip olacak. Burada bir süre tutunuyor. Ama 20 yıl kadar sonra Amerika'da Bradley isminde bir psikopos bu oyundaki bazı unsurları beğenmeyip kendi dini oyununu geliştiriyor. Burada Checkered Game of Life yani karmaşık hayat oyunu ismini veriyor. Bradley bunu piyasaya sürüyor ve iyi bir hayatı öğütleyen ahlaki bir oyun ürettiğini söylüyor. Amaç burada iyi bir hayat yaşamak. 100 puan toplamak ve sonuca ilk ulaşan olmak. Birkaç tane oyunlaştırma öğesini burada bir araya getirmiş. Bu arada bu Bradley'nin ürettiği oyunda oyun tahtası yani board satranç tahtasına benziyor.
64 tane kareden oluşuyor. Ama bu kareler içerisinde sırayla gitmenize gerek yok. Yani kaz oyunundaki gibi değil. Bunların içerisinde kendi tercihlerinize göre yukarı, aşağıya falan filan gidebiliyorsunuz. Bunların içerisinde de çeşitli değerler var. İşte cesaret, dürüstlük gibi kavramlar size kazandırılıyor. Veya bunun içerisinde tembellik, ifrat, kumar gibi şeyler de var. Bunlar da size puan kaybettiriyor. Mesela intihar diye bir kare var. Belki de bu oyunun en ilginç, korkutucu karelerinden bir tanesi. Böyle kendini ağaca asmış birinin resmi var. Biliyorsunuz ki intiharda, yani bu tür ahlaki anlayışlarda, bu tür dini öğretilerin hepsinde en büyük günah olarak kabul edilebilir. Ama bu dahi oyunun içine girmiş. Oyunda yine zar yok. Topaç benimsenmiş. Hastalık, ırk, cinsiyet gibi dışsal şeyler oyunun içerisinde yer almıyor. Çünkü aslında bu oyundaki mesaj açık. Evet, kader bir faktördür ama davranışlarınızın sorumlusu yine de sizsiniz mesajı var. Bu açıdan aslında Mutluluk Köşkü'nden daha materyalist bir oyun olduğunu söylemek lazım. Çünkü Mutluluk Köşkü oyununda daha fazla zara bağımlısınız, daha fazla şansa bağımlısınız. Yani zar yok tabii ki, topaça bağımlısınız diye. Bu yönüyle Bradley diyor ki bu oyun her ne kadar ahlakı öğütlese de koyu dindarlar tarafından bu oyun çok hoş karşılanmayacak. Bu yüzden ben bunu fazla buralarda satamam. En iyisi daha fazla potansiyeli olan bir yere götüreyim diyor ve New York'a götürmeye karar veriyor oyunu. Ve New York'ta oyunun birkaç yüz kopyasını üretip, ki tabii ki bunların elle kopyalandığını biliyoruz, bunları çeşitli dükkanlara satıyor. Çok kısa bir sürede de aslında bunu satarak belli bir başarı elde ediyor. 1861'de ise bu ürün 40 bin kadar satılacak bir noktaya gelmiş ve çok başarılı olduğu için yine okyanusu geçip bu sefer geri İngiltere'ye ulaşıyor. Bradley iç savaş döneminde bunun küçük kopyalarını da üretmiş. Böyle cebe sığabilen kopyalarını. Ve bayağı böyle köşeyi dönmeye başlamış bu oyun sayesinde. Bu arada Bradley dediğimiz Milton Bradley şirketine dönüşüyor. Ve MB diye bu şirketin kısaltmalarını falan görürsünüz. Bakın şurada da hatta bir tane şurada KS diye bunun çakması yapılmış. Hani çok popüler olmuş, büyümüş bir şirkettir. Daha sonra satılacak olsa da böyle bir şirkettir. Şimdi Bradley bunları satıyor dedik. Bayağı köşe olmaya başlıyor dedik. Bu ilgi birkaç 10 yıl devam ediyor. Ama 1900'lere gelindiğinde artık bu oyuna öyle çok ciddi bir ilgi kalmıyor. Çünkü dünya biraz değişmeye başlamış. Bu tür oyunların modası geçmeye başlamış. Endüstri devrimi artık epey bir sonuç vermeye başlamış. Yani insanlar böyle çok otantik şeylerle ilgilenmiyorlar. Artık kitle üretimi ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu tür oyunlarda işte kopyalanarak üretilebiliyor. Ve yeni yeni toplumsal değerler aslında oluşmaya başlıyor. Şimdi dünya tabii daha fazla sekülerleşmiş, bunu da kabul etmek lazım. Yani bunlar oldukça hani eğlence aktivitesine daha fazla zaman ayrılmaya başlıyor. Bunu daha önce Monopoly oyununda da görmüştük. İnsanlara daha fazla zaman kaldıkça aslında oyunların özellikleri de değişmeye başladı. Şimdi dolayısıyla dini telkinleri ön plana çıkan didaktik bir oyun zaman içerisinde popülaritesini yitiriyor. Bu arada başka bir şirket olan Parker Brothers'tan aslında Monopoly oyununda bahsetmiştik. İlk videoda bahsetmiştik. Parker çocukluğunda oyun hastası bir çocuk. Arkadaşlarından bir tanesi bu dini oyunlardan bir tanesini oynarken hani oyunun çok sıkıcı olmasından yakınıyor ve keşke biraz daha eğlenceli olsaydı diyor. Bunun üzerine Parker Banking isminde bir oyun geliştiriyor. Böyle para kazanmaya, para harcamaya falan dayalı ve arkadaşları tarafından çok beğeniliyor. 1890'larda Parker artık çoktan şirket olmuş. Yine oyunlar üretiyor ama eğlence, işte modern olma teması üzerine. En büyük örneği de bildiğiniz üzere Monopoly. Game of Telegraph Boy gibi oyunlar var ürettiği oyunlar arasında. Bu oyunun özelliği de işte kariyer basamaklarını tırmanan bir çocuğu anlatıyor. Bu arada dini oyunlar da birazcık değişime uğruyor zaman içerisinde. Tabii Bradley gibi din adamları
bu tür oyunları eleştirseler de artık Bradley kendi oyununun, yani Checkered Game of Life'ın gözden düşmeye başladığının farkında. Onu kataloglarından, kendi firmasının kataloglarından bile kaldırıyor. 1959'a kadar bu konuda, yani bu oyunun geçmişinde çok önemli bir şey olmuyor. Yani mesela bir çizgiden gelen bir Monopoly gibi bir şey yok. Monopoly'nin başarısı gibi bir şey yok. Çok daha silik bir geçmiş var. Ama 1959'da Klammer diye bir adam bu oyunun yeniden doğmasına sebep olacak. Bu da şöyle oluyor. Klammer aslında 1958'de Hollow Hope dediğimiz şeyi icat edip piyasaya sürüyor. Yani Hollow Hope dediğimiz şey işte çember, biliyorsunuz hani böyle çocuklar falan çevirir ya, genellikle kız çocukları oynarlar. İşte bunu bulan, ticarileştiren adam. Böyle 1958'de bunun başarısıyla böyle kendine bir güven geliyor. Ve Bradley'e bir sunum yapmaya karar veriyor. Ve gidiyorlar, şirketin vizyonu hakkında bir sunum yapıyorlar. Çok da Bradley'i tatmin edemiyorlar bu sunumda. Ama Bradley şirketin arşivlerini onlara açmaya karar veriyor. Klammer şirketin arşivlerini karıştırırken neredeyse 100 yıllık bir kutu oyunu buluyor. İşte Checkered Game of Life bu. Ve bu oyun üzerinde çalışmaya karar veriyor. Alıp Kaliforniya'ya götürüyor. Ve profesyonel bir ekiple bunun üzerinde birkaç ay çalışıyor. Birkaç ay sonra dönüp Bradley'e bir sunum yapıyor. Ve oyunu tamamen yenilemiş. Oyuna çok fazla eğlence öğesi eklemiş. İsmini de Game of Life, yani hayat oyunu olarak sadeleştirmiş. Şimdi bunu Bradley gerçekten çok beğeniyor. Zira zamanla çok uygun bir oyun. Oyunda tüketim, refah, optimizm gibi duygular çok fazla canlandırılmış. Ben de çocukluğumda ilk defa milyoner oynadığımda aslında bunları hissetmiştim. Şimdi 1959'dan bahsediyoruz. Bakın, zamanın ruhuna uygun dedik. Niye uygun? Çünkü İkinci Dünya Savaşı bitmiş. Batılı rejimlerin çoğu büyük bir refah dönemini yaşıyor. İşte sosyal devlet çok ön plana çıkmış. Artık insanların fazlasıyla bu türden aktivitelere harcayacak zamanı var ve geleceğe pozitif bakabilecek bir zamanı var. Şöyle kavramlar da ön plana çıkmış. Yani işte eğitim mesela. Eğitim alırsam yukarıya doğru mobilite gerçekleştirebilirim. Yani sınıf atlayabilirim. Bunlar da ön plana çıkmaya başlamış. Bu yüzden aslında oyun eğlendirirken böyle bir toplum yapısına, algısına, gelecek vizyonuna da çok uygun bir zamana denk gelmiş. İşte bu arada tabii satranç temasını değiştirmişler. Bunu bir yolculuk haline getirmişler. Temel olarak oyun kurgusunda da iş hayatı ve eğitim hayatı olarak bir seçimle oyuna başlıyorsunuz. İş hayatında biraz daha hızlı ama daha az para kazanıyorsunuz. Eğitim seçerseniz önce eğitiminizi tamamlıyorsunuz. Bunun için kredi alıyorsunuz falan. Ve daha sonra daha fazla para kazanma şansınız oluyor. İşte böyle bir oyun. Dini vurguların tamamı kalkmış. Yalnızca evlilik diye bir yer var. Evlilik kilisede yapılıyor. Dolayısıyla tek dini vurgu böyle kalmış. Ama bu arada feleğin çarkı birazcık şekil değiştirmiş. Yani topaç kullanılmıyor artık. Topaç yerine böyle çevirdiğiniz çarkı felek gibi bir çark kullanılıyor. Ama yine de çark kullanılmış. Yani bu birazcık hani eski gelenek devam ettirilmiş. Biraz da aslında Monopoly'ye benzemesi istenmemiş oyunun. Bu hala bazı oyunlarda tercih edilen bir yöntem. Hala Game of Life'da da böyle çark tercih ediliyor bu arada. Yani şans çemberi denilen şey. Bu birazcık daha Monopoly'ye göre daha az rekabetçi bir oyun. Daha optimist bir oyun. Yani daha böyle kazan kazana dayanan bir oyun. Şimdi Monopoly'de mesela oynarken siz bir taraf kazandığında, bir taraf aşırı derecede kazanmaya başladığında öbür taraf hızlı bir şekilde kaybetmeye başlıyor. Bu oyun o kadar değil. Daha böyle kendinizden sorumlu olduğunuz bir oyun. O haliyle de böyle biraz daha optimist bir havası var. Şimdi bunu 1960'ta Bradley piyasaya sürdüğünde hemen çok büyük bir başarı kazanıyor. Monopoly gibi akışı oldukça iyi bir oyun. Yani oyunlaştırmada gerçekten hani akış çok önemlidir. Oyun belli bir tempoda başlamalı. Bu tempo oyuncunun kapasitesine göre artmalı ve işte oyunun kompleksliği de bu şekilde artmalı.
detayı, eğlence düzeyi belli bir şekilde artarak hareket etmelidir oyunda. Yani bunu mesela Monopoly gibi milyoner de çok çok iyi yakalamış bir oyun. Çok az oyun aslında bunu bu derecede yakalayabiliyor. Bazı oyunlar mesela başlangıçta çok zor oluyor. Sonra kolaylaşıyor. Bazıları işte ya da tam tersi oluyor. Bu mesela iki oyunda, Monopoly'de de milyoner'de de çok iyi bir akıcılık olduğunu görüyoruz. Oyunların genel özelliklerinin çok değişmemesinin sebebi bu aslında. İşte bu yüzden bugün de hala varlığına devam eden bir oyun. 1960'ta çok başarılı oldu dedik. Öyle ki günümüze kadar ulaşmayı başaran Game of Life isminde bir oyun var. Ve gerçekten de 10 milyonlarca kopya satmış. Tamam, Monopoly gibi 250 milyon kopya satmamış belki ama işte oyunun çakmalarını falan da düşünürsek belki onun yarısına yaklaşan bir başarıdan bahsedilebilir. Ya tabii ki 1960'lardaki versiyon yine de günümüzden çok farklı. Mesela uranyum cevheri bulduğunuza dair bir kare var oyunun üzerinde. Yani dünya böyle sürekli nükleer enerjiyle, nükleer savaşla hop oturup hop kalktığı için böyle bir karede oyunun içerisinde olabiliyor. Günümüzde çok absürt gelebilir. Hatta Geleceğe Dönüş filminde de böyle bir gönderme vardır. İşte 1985'te her köşe başında uranyum bulabileceğine eminim tarzında, ya da plütonyumdu galiba. Plütonyum bulabileceğine eminim ama 55'te bulmamız zor olacak tarzı bir cümle kuruyordu. Yani dünyanın gerçekten 60'larda böyle bir derdi var. Tabii günümüze gelince bunlar çok yok oluyor. 1984'te Hasbro Bradley'i satın alıyor. Biliyorsunuz daha önce Parker'ı da satın almıştı. Yani Monopoly'nin üreticisini de satın almıştı. Oyunu hemen zamanın ruhuna uyduracak işler yapmaya başlıyor. İşte ne yapıyor mesela? Yeterli paranız varsa yükselme imkanını hızlandırıyor. Sonra 90'larda Amerika'da işte Clinton gibi bir başkan iktidara geldi. Ve başka değerler ön plana çıkmaya başladı. Mesela çok zengin olmak değil de mesela süperstar olmak gibi şeyler karşımıza çıkmaya başladı. İşte böyle değişik değişik kariyer temaları oyuna eklendi. Ya da mesela Nobel ödülü aldınız gibi şeyler. Halbuki bizim oyunlarda neydi? Mesela bir güzellik yarışmasında birinci oldunuz falan tarzı şeyler olurdu. Şimdi Hasbro oyundan parayı da kaldırmayı deniyor. Çünkü temel vurgu artık, yani para da o kadar önemli değil. Başka şeyler de var hayatta. Hayat paradan ibaret değil. Ama bu çok başarılı olmuyor. Belki de en önemlisi, oyunda artık değiştirilebilir kariyerler var. Hani 1959'da ortaya çıkan oyunda kariyerler, size doktorsanız doktorsunuz mesela. O hayatınız boyunca değişmiyor. Ama bu yenilenen versiyonda artık değişik değişik kariyerler seçebiliyorsunuz. Hayatınız değişik kırılmalara uğrayabiliyor. Belki zamanın ruhuna en uygun olan özelliklerden bir tanesi bu. Ama neticede oyundan parayı kaldırmak iş görmüyor. Yeniden her şey para kazanmaya dönüyor ve bu para kazanma işini yeniden oyunun içerisine koyuyorlar. Bu arada oyunun değişik değişik varyasyonları da yapılmaya başlanıyor. Bir genç var, Chris Pender adında. Chris Pender bu oyunu oynarken şöyle bir şeye tanık oluyor. Yani hani dedik ya, aslında oyunun içerisinde böyle optimist bir ruh var. Da aslında olumsuz şeyler de var hayatta. O dönem mesela Vietnam Savaşı diye bir gerçek var. Vietnam Savaşı'na asker alınıyor. Ve bu askerlerin kurası televizyonda yayınlanıyor. Pender'ın ablası da televizyonu izlerken hep eyvah işte benim erkek arkadaşıma da çıkacak mı? Ya çıkarsa ne yapacağım, ne edeceğim falan gibisinden sürekli böyle yakınıyor. Pender'ın aklına da şöyle bir şey geliyor. Yalnızca hayatta olumlu şeyler yok ki. Olumsuz şeyler de olabilir. Mesela bu karelerden bir tanesine askere gidiyorsunuz gibi bir şey de eklenebilir gibi bir şey geliyor. Dolayısıyla oyunun aslında daha alternatif bir versiyonunun da üretilebileceğine dair bir fikir geliyor. Sonra bunu Pender yapıyor. Yani bunu böyle bir prototip olarak yapıyor. Mesela başka şeyler de eklenebilir buraya. İşte ırk eklenebilir, cinsiyet eklenebilir. Yani bunların yarattığı bir takım sorunlar eklenebilir. Bunu böyle çiziyor ve bunu prototip olarak götürüyor. Tabii Bradley'i fazla böyle bir şey cezbetmiyor. Çünkü onlar herkese hitap eden bir aile oyunu üretmenin peşindeler. Ama mutlaka bir gün bu oyunu üreteceğim diyor Pender ve 1998'de bu amacına ulaşıyor.
Oyunun ismini de The Game of Real Life olarak koyuyor. Yani gerçek hayat oyunu diye koyuyor. Bunun içerisinde LSD kullanmak, işte sigaraya başlamak, alkole başlamak ya da sigarayı bırakmak, alkolü bırakmak, tedavi almak, organ nakline ihtiyaç duymak, Tanrı'yı bulmak falan gibi şeyler var. Hani tabii ki böyle bir oyunu üretmek Hasbro'nun gireceği bir top değil. Bu oyunun bütün kopyaları elle yapılıyor ve Portland Cumartesi pazarında bunlar satılıyor. Daha sonra bir kısmı da internetten satılıyor. Toplamda 20 bin kadar satış yapmış. Aslında güzel bir başarı. Ve daha sonra çeşitli okullarda böyle rehabilitasyon işlerinde falan da bu oyunun kullanıldığı biliniyor. Aslında mesajı güzel. Yani bakın kararlar size ait mesajını veriyor bu oyun. Ve amatör bir girişim için de aslında güzel bir başarı. Hasbro 2007'de Game of Life Twists and Turns diye bir oyun üretti ve yeniden oyundaki parayı çıkarmayı denedi. İşin içinde sadece hayat kartları olacaktı. Bu da çok başarılı olmadı. Çünkü para bu oyunun temel ruhu. Şimdi gelelim bu oyunun elimdeki ilginç varyasyonlarına. Şimdi bu milyoner 90'larda oynadığımız klasik oyunun bir Türk kopyası bu. Japon teknoloji devi Yumato tarafından geliştirilmesi de Yuma tarafından geliştirilmiş. Yuma aslında uzun bir hikayeye sahip. Belki onu da başka bir videoda işleyebiliriz. Yine ismi Yusuf diye başlayan birinin isminin ve başka birinin soyadının birleşmesinden oluşan bir isim. Şimdi bunun içerisinde de at yarışı, borsa, evlilikler, meslekler falan gibi şeyler var. Bakın ana tema her şey birebir aslında aynı. 1 milyona ulaşan bu oyunda oyunu kazanıyor. Bu 90'lardaki bir kopya. Eğlenceliydi. Ben bunu ilk kez bayram harçlığımla almıştım. Ve sonra hepsi benimle değiştirmiştim. Bir önceki videoda anlattığım Monopoly kopyası Türk oyunuyla değiştirmiştim. Sonra yıllar sonra bir daha aldım. Ve bu ikinci kez aldığımda da böyle çok mutlu olmuştum. Çok sevinmiştim. O kadar mutlu oldum ki kırtasiyeciye bisikletle gittiğimi unutmuşum. Ve eve normal yürüyerek döndüm. Birazcık da uzaktı kırtasiyeden. Ve geldikten sonra böyle oyunu kurduktan sonra dedem demişti bana ya bisikletin nerede diye. Ben böyle bir fırlayıp gidişim vardı. Kırtasiyeciye bisikletimi bulacağım diye. O dönemde acayip derecede bisiklet çalınırdı. Yani şu oyun yüzünden az kalsın bisikletten oluyordum. Ama neyse ki bisikletimi orada buldum. İşte böyle. Şimdi şöyle bir oyun var arkadaşlar. Bakın bu da yine Yuma'nın yaptığı Gırgır. Bu Gırgır'da da çok benzer bir konsept var. Yine böyle ilerliyorsunuz zar atarak. Ama bu da gerçek hayat oyunu dedik ya. Onun gibi biraz protest bir tür. Aslında Parker'ın ürettiği ABD'deki mizah dergisi Mad oyununun bir uyarlaması bu. Gırgır dergisiyle doğrudan bir ilgisi yok. Yani Türkiye'de birazcık daha böyle ilginç olur diye bunu yapmışlar. Ama doğrudan pek de bir ilgisi yok. Çok, yani burada meslekler yok. Buradaki en temel fark ise bunda temel amaç para kazanmak değil, para kaybetmek. Paralarını ilk kaybeden kazanıyor. Çeşitli böyle mizah öğeleri var. Örneğin bunun bir tane karesi var. İsminiz Avuzettin Gamlıoğlu Zade ise kazandınız işte bilmem ne kadar para diyor. Hakikaten oyunda o kadar paraya denk gelen bir banknot var. Yani tabi bu espriler çok komik mi? Belki bugün birazcık hani soğuk geliyor olabilir. Ama hani böyle bir mizah oyunu yapılmış. Bence bu oyundaki temel sıkıntı şu. Yani çok iyi bir akışa sahip değil bu oyun. Yani ne oluyor? Mesela zarların çoğunda attığınız, geldiğiniz sahnelerin çoğunda ileri git, geri git. İşte ayağa kalk, bu kartı kafanın üstüne koy, geri geri yürü gibi şeyler falan var. Yani bunlar da hani bilmiyorum, oyuna çok da böyle bence mizahi unsurlar katmıyor. Çok da başarılı olmadı zaten. Yani az yayılmış bir oyun. Şimdi üçüncü bir oyun CEO olmak. CEO olmak bu da İzgören Akademi'nin geliştirdiği bir oyun. Bu oyun aslında hayat oyununun bu bir tane versiyonu var dedik ya. Hani paraların kalkmış olduğu.
daha çok meslekler üzerinden giden. Ona benziyor. Bunda da bir şirkete giriyorsunuz ve şirkette yükseliyorsunuz. Çok benzer şeyler başınıza geliyor. İşte hamile kalıyorsunuz, hamilelik iznine çıkıyorsunuz. Ya da mesela yükseliyorsunuz ya da mesela dedikodu yapıyorsunuz, ceza alıyorsunuz falan gibi şeyler var. Ama temel olarak yine böyle 3 banttan oluşan bir oyun. 3 banttan böyle içe doğru ilerliyorsunuz siz. Ve sonunda da CEO oluyorsunuz şirkette. İşte bu da böyle bir tür. Yani bu oyunda yani bakıyorsunuz kalite olarak çok yüksek. Ama şirkette daha çok birbirlerini insanların tanıması için herhalde geliştirmiş bir oyun olduğunu düşünüyorum. Şöyle birkaç handikapı var bence. Birincisi şu, hayat oyununun çok da popüler olmayan bir türünü, yani çok da başarılı olmamış bir türünü aslında esas alıyor. Bir de hani şirkette birbirini tanımayan insanlara bunu oynatmak, bu zaman alan bir oyun. Ne kadar kolay bilemiyorum yani. Ya akışı hani yine Monopoly ve Milyoner gibi değil. Gelelim çok ilginç bir örneğine arkadaşlar. Bu da One Minute isminde bir oyun. Yani dini türlere ne oldu derseniz, bakın dini türler de hala yaşıyor aslında. Nerede yaşıyor? İşte bunlar mesela Hristiyan dünyasında değişik versiyonları var. Yahudi dünyasında mesela şöyle bir şey var. Magical Miswak Park. İşte ne sihirli sevap parkı. Yani bilmiyorum bu daha iyi nasıl çevirebilir ama mesela Kosherland, yani koşer biliyorsunuz helal demek Yahudi inancında. İşte iyi bir Yahudi çocuğunun nasıl olması gerektiğini öğreten bir oyun. Türkiye'de de şöyle versiyonları var. İşte takva bahçesi, düş pişme, cennet bahçesi, kızma mübarek gibi bazı oyunlar var. Yani bunların bazılarının sonunda da yine Monopoly gibi bir çizgiden geçip cennete gidiyorsunuz. Dini tandanslı sorular var. Bu versiyonunda ise yalnızca dini değil, yani böyle içinde vatandaşlık bilgisi gibi şeyler de var. İyi bir Türk genci nasıl olur gibi şeyler de konulmuş buna. Biraz matematik falan da var. Popüler kültür de var bir yandan. Bir yandan böyle siyaset de bunun içinde falan. Bu böyle değişik bir tür olmuş. Ama yine çok benzer bir kurguya sahip. Yine bunun içerisinde de para var. Paralarınızı topluyorsunuz. Bu topladığınız paralarla bağış yapıyorsunuz. O bağışlarla aslında zengin oluyorsunuz. Yani o bağışlar sayesinde de işte iyi birisi insan oluyorsunuz. Ama yani bakacağımız zaman tabii yine fazlasıyla didaktik bir tür olarak kalıyor bu dini oyunlar. Dolayısıyla diğer oyunlar kadar böyle popüler olmuyor. Ama dediğim gibi yani bunların arasında yalnızca Milyoner başarılı bir oyun profili çizdi. Bu da onun hikayesiydi.